Evet. Peki arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. La tara fiha uyudan ve la amta. Diyor ve kavlu teala la tara fiha. Bu söz. La tarafiha, sen o hani dağlar yürütüldü ya ve dağlar yürütüldükten sonra onlar feyazaruha kahan safsafa dedi ya, o dümdüz pürüzsüz bir zemine dönüştü. İşte öyle bir zemin ki la tarafiha, o dağların yerlerinde söküldüğü yerde Efi makarrul cibali, dağların o söküldüğü yani köklerinde dağların yerinde göremezsin. Vamir o fiyah damiri makarrul cibali gider. O fil ardı ve yerde artık göremezsin. İşte bu diyor ala ma marra minet tafsili. Bu ve kavluhu la tara muktedadır ala ma marra minet tafsili, buraya göre onun haberidir. Yani şu şeyde geçen اِذْ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. Değil mi? Evet. Efendim? Evet. Bu ya tıpkı kan safsafan gibi ya hal yapacağız veya bedel yapacağız. Burada da sanırım bedeliyet uygun olmaz. Herhalde hal anlamı mümkündür. Evet. Veya ikinci meful olarak, belki yukarıdan ikinci meful olarak düşünülebilir. Peki. La tarafiha, o yerde göremezsin ivacan. Bi kesri ayni ivac. Ey i'vicacen ma. Yani müfessir buradaki tenvinin taklil için olduğuna işaret ediyor. O ivacan. Yani en ufak bir eğrilik yerde göremezsin. كأنه لغاية خفائه من قبيل ما في المعاني. Sanki bu, şimdi şöyle Ebu Suud Rahimahullah bu كأنه öyle şuna işaret ediyor. Biliyorsunuz ivac var, avc var. İvac genelde şeylerde kullanılır. Soyut olanların eğriliği, büyürülüğü için ivaç kullanılır. Maddi olanların için avuç kullanılır. Maddi somut olan. Burada yer somuttur. Ama niye ivaç kullanmış? Mesela hatırlıyorsunuz Kehf suresinde Elhamdülillahillezî enzele alâ abdil kitâbe ve lem yecallehu ivaca. Bakınız. Çünkü kitap soyuttur. Onun için onu da ivaç kullanmış. Ama diyelim ki elinizdeki asa eğriyse fiha avcun denir. İşte burada Ebu Suud Rahimahullah neden diyor soyut şey afan, somut olan yer, yani somut göz görülür maddi bir şeydir. Niye onunla ilgili, onun eğriliğiyle ilgili ivaç kullanılmış, işte ona cevap veriyor. Kendine o sanki yer li gayeti hifa, sanki o yerdeki gizlilik son derece, yerdeki eğrilik son derece gizli olduğu için min kabili ma fil maani, o yerde olan gizlilik
şey yine gizlilikti. Yerde olan eğrilik son derece gizli olduğu için, çünkü azdır. Çok az olduğu için sanki o eğrilik min kabili ma fi maali. Soyut durumlardaki eğrilik gibidir. Onun için ivaç kelimesi kullanmıştı. Yani o eğrilik la tudrikuhu in teemmelte bil makayisil hendesiyeti. Yani eğer geometrik ölçülerle, hendesi geometrik, geometrik ölçülerle o dağlar söküldükten sonra onların kökünde veya dağlar yürütüldükten sonra yerin genelindeki eğriliği geometrik ölçülerle ölçmeye çalışırsan bir eğrilik bulamaz. Latudrik onu bulamaz. İşte bundan dolayı o eğrilik, yani faraza gizli bir şey varsa da faraza, o soyut şeylerdeki eğrilik gibidir. Onun için ivaç kullanılmıştı. Ve la emta, ve yerde yüksekçe, yani tümsek vesaire. Burada emte, emte Allahu alem tümsek anlamında. Tümsek de bulamazsın. Çünkü tümsek neye denir? Türkçe'de yüksekçe olan yerlere tümsek denir. Ha, yerde tümsek de göremezsin. Hiçbir tümsek. Ey nutu en yesira. Küçük bir yükseklik, yani tümsek. Bunu da bulamazsın. Evet. İstinafun mübeyyinun li keyfiyeti ma sabaka. Ha, ve kavlu la terafiha. O zaman istinafun onun haberidir. Ben ala ma marra mine tafsili la teraya haber yapmıştım. Ama o haber değil. Diyor ala ma marra mine tafsili, yani bu damirin raci olduğu damir nereye gidiyor? Hani yukarıda geçmişti ya. Feyezaruha ka'an safsafa. Damir imma lil cibali bi itibari ezza'i safireti. Ve imma lil ardı l-medduri aleyha. Lianna el-baqiya. İşte o tafsil. Oraya işaret ediyor. Diyor bu damirin marcağı. Şimdi ve kavluhu la tera fiyâ ivece ve la ente mubtada, istinafun o kavluhunun haberidir. Şimdi oldu. Bu diyor la tera fiyâ ivece ve la ente istinafun mübeyyinun li keyfiyetin ma sebeqa minel qa'as safsaf. O geçen, o dümdüz yerin keyfiyetini açıklayan bir istinafi cümledir. Ev halun uhra, yukarıda söylemiştim. Ve ikinci bir haldir. Ev sıfetun liqa'an, ve liqa'anın sıfatıdır. Safsafan birinci sıfat, la tarafiyâ ivece ve la emte, ikinci sıfat. Ve l-hitabu la taradaki hitab likulli ahadin mimmen teteetta minhu ar-ru'yetu. Yani İşin mübalağasını ifade etmek için, yani orada yerde herhangi bir eğrilik ve tümseklik olmadığını göstermek üzere herkese diyor sen onda ne yapamazsın, böyle bir eğrilik, bir tümsek bulamazsın. Bu tabi efendim dediğim gibi işin yine mübalağası için böyle herkese hitaben atara gelmiş. Ve takdimul cari vel mecruri. Bu fiha car mecrurunun alel mef'ulü sarihi, sarih mef'ul olan ivacen, ondan önce car mecrur gelişki car mecrur mef'ulliği gayri sarihtir. Mef'ulliği sarihle gayri sarihden hangisi daha güçlü? Mef'ulliği sarih güçlü. Ama buna rağmen niye gayri sarih mef'ulliği öne geçirmiş? Lima marra miraran min el ihtimami bil mukaddemi, bir taraftan mukaddemi yani öne geçirileni önemsediği için öne geçirmiş.
İkincisi de ve teşvik ile muahhari ve geriye bırakılana da merakı uyandırmak için. Yani ne tarafı ya, onu da göremezsin. Neyi? İnsan merak ediyor. Acaba o yerde neyi görmeyeceğiz? Sonra böylece mana daha zihne daha iyi oturmuş oluyor. Ma'ma fihi min at-tuli rubbama yukhillu taqdimuhu bi tecavubi atrafin nazm-ı kerim. Nazm-ı kerimin yani ayet nazmının etrafının birbirlerine cevap vermesi yani birbirleriyle uyumlu olmasına zarar verir. Ney? Takdimuhu. O emten ve ivacenin fiyaden önce gelmesi Nazm-ı Şerif'in etrafına da mesela en azından şeye biraz fasileye uygun olmuyor. Ondan dolayı da burada mefhul bihi gayr-ı sadih olan zarf yani fiha ivacen ve la emhalden önce zikir edilmişti. وَيَوْمَيْذٍ اَيْ يَوْمَيْذٍ اُسْفَتِ الْجِبَارُ dağların yürütüldüğü ve savrultulduğu o gün عَلَى اِضَافَةِ الْيَوْمِ اِلَى وَقْتِ النَّسْفِ yevm kelimesi o nesfin zamanı olan il onu belirliyor ya ona idafe edilmiş وَهُوَ bu yevmin zarf li kavli taala yettabi'un ed-da'iye yani yettabi'un ed-da'iye o mücrimler veya haşr için toplanmakta olan insanlar toplanacak olan insanlar o gün dağların yürütüldüğü o gün tabi olacaklar kime ed-da'iye da'i yani onları çağıran toplan haşr olanmaya davet eden ki İsrafil de olabilir. Rabbul Alemin de olabilir. Evet. Ve kîle dedi eyyevme izni süreti civar hale edavet yemeyi olsun. Ve huve zarfı ne kavli yetemiyor. Tamam dedik. Yevme yetemiyonun zarfıdır. Ve kîle bedelun min yevmel kıyameti. Kimisi de bu yevme izinin yevmel kıyameden bedeli olduğunu yevmel kıyame yukarıda çıkmıştı ya arkadaşlar. Şurada geçmişti. Yevme yunfahu fissuri ve ne'haşşurul mücrimine yevme izin yevmel kıyame zurka yetekafetunu ve nebesu illa aşra nanu alim feyazır ve hakkan safsafan yevm-i kıyameti geçmemiş ki. La tarafiyah hocam olan. Yok. Bir bedenin yevm-i kıyameti. Yevm-i kıyameti o belki anlam yönünden. Yevm-i kıyameti demiş. Yevm-i kıyameti lafzı geçmiyor. Geçen şuydu arkadaşlar. Ve yevm-i yevm-i yunfahu fissuri. Ondan. Yani kimisi ondan bedeli olduğunu söylemiş. Ama diyor öyleyse bir şey. O görüş kayda değer bir görüş değil. Yani uygun bir görüş değil. Yok. Zaten kendisi yevme izin. Yok. Yevme izin. O yevme izin. Diyor yettebiyonun sıfatı şey zarfıdır. Kimisine göre diyor yevme yunfakudan bedeldir ama diyor bu uygun bir görüşte çünkü araya çok mesafe girdi. اَيْتَّبِعُ النَّاسُ دَعِيَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى الْمَحْشَرِ İnsanlar kime uyacaklar? Allah'ın görevlendirdiği mahşere davet eden davetçiye uyacaklar ki وَهُوَ اِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ اُدَيَدُ النَّاسَ عِنْدَ النَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ قَائِمَةَ عَلَى صَحْرَةِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ İsrafil Beytül Makdis kayasının üzerine duracak ve insanları ne yapacaktır? İkinci üfürüşle haşrolmaya, toplanmaya davet edecektir. Ve yakul ve İsrafil şöyle diyecek.
اَيَّتُهَا الْعِظَامُ النَّخِرَةُ Ey çürümüş kemikler! وَالْاَوْصَالُ الْمُتَفَرِّقَةُ Ey dağılmış olan eklemler! وَالْلُحُومُ الْمُتَمَزِّقَةُ Ey parçalanmış etler, kaslar! قُومِ Haydi kalkın! Yani o mezarlardan, ölümden, kabirlerden kalkın. Nereye? İlâ ardı'r-rahmani. Allah'ın gösterisine kalkın. Yani Allah'a görünmeye kalkın. Feyukbilûne. Akbelenin mudari. Yukbilûne. Min kulli evbin ilâ savbihi. Her taraftan onun sesin tarafına doğru insanlar dirilip oraya doğru gelecekler. La iwaca lehu. Yani ne demek? Yani la ya'ucu lehu ma'duvun şey med'uvun ve la ya'dilu anhu. O da'inin hiçbir eğriliği olmaz. Ne demek? Yani o da'inin davetine icabet edenlerin hiçbirisi ona gelme yolundan sapmaz. Herkes o sese doğru otomatik bir şekilde gelecekti. Yani ondan sapma imkanları da yoktur. Ve haşa'atil asvatu lirrahman ve sesler Allah için sesler zelil olacak. Tabi seslerin zelil zilleti ses sahiplerin zilletinden kinayedir. Ama genellikle insanın o zillet hali sesinden belli olduğu için ve haşa'atil asvatu lirrahman. Değil mi? Yani siz mesela bir hastayı aradığınızda veya bir arkadaşınızı telefonla bile aradığınızda sesinden eğer rahatsızsa hemen hissediyorsunuz. Ya sana ne oldu, niye sesin böyle? Ha, ondan dolayı burada huşu asvata şey nispet edilmiş. Ey habat leheybetihi sesler Allah'ın yüceliği için zillet ve zelil oldu. Fela tesma'u illa hemsa. O gün Allah'ın korkusundan sadece fısıltı duyarsın. Yoksa bu dünyada olduğu gibi insan vay babu bizim halimize başımıza ne geldi ne oluyor falan. O yok. Herkes Allah korkusunda ancak fısıldayarak konuşabiliyor. Ey savtan hafiyen yani gizli bir sesle. Ve minhu bu savtan hafiyen yani bu manadan da el hemisu. Hemis ne denir? Li savti ahfafil ibili. Deve ayaklarının develerin ayakları papuç gibi olduğu için develerin ayakları için şey kullanırlar. Huf kullanırlar. Mesela atların, ineklerin, sığırların, hatta küçük baş hayvanların, onların ayaklarında şey tırnak olduğu için onlara da levatul zalif, tırnak kullanırlar. Ama şeyin, develerin ayağı, Rabbul Alemin Celle Celaluhu onların yok kumda batmamalarını batmalarına karşı yani kumda batmasın diye ayaklarını papuç gibi yapmış. Kuf gibi. Onun için onlara zatül ahfaf denir. Develer. Ve kad fussilel hemsu bi hafti akdamihim ve nakliha ilel mahşeri. Bazıları bu hemseyi fısıldaşma değil de şu şekilde ayak sesleri ve ayak seslerinin mahşere gidişi. Ayakları mahşere giderken yani o atılan adımlarda küçük bir ses geliyor ya işte onun dışında o gün bir ses kimseden bir ses çıkmaz. Yani tabii
Yani burada çok müthiş bir tasvir var. Kıyametteki o korku halinin tasviri. Öyle bir korku hali vardır ki hiç kimse bir ufak bir ayak seslerinin dışında bir ses duymuyor. Evet, yevmeydin. Burada duralım mı arkadaşlar? Yevmeydin de duralım.